Hocam merhabalar. Merhaba. 7. sınıf arkadaşlarımızın çok güzel soruları var. Topluluktan bize sordular. İletebiliyor muyuz? Buyurun gelsin. Hocam Nuray Kaya demiş ki, 7. sınıfta ne kadar çalışmalıyız? Günde kaç soru, kaç saat? Süper. Nuray anladığım kadarıyla LGS hazırlıklarına başlıyor. Ve bizler de o zaman Nuray'a şimdi çok güzel taktikler, çok güzel tavsiyeler verelim. Sevgili Nuray, öncelikle bizim düzenli davranış becerileri kazanmamız gerekiyor. Yani doğru bir şekilde çalışmamız lazım. Bununla ilgili olarak öncelikle günde 1,5-2 saat çalışarak çalışmalarına başlayabilirsin. Süreç ilerledikçe bu saati 2,5-3 saatlere kadar çıkarabilirsin ve çalışma süren bu şekilde olabilir. Bunun yanında ise günde 50 ila 100 arasında soru çözümü yapman bizim için yeterli aslında. Çok fazla soru çözmeye gerek yok, çok az da çözmeye gerek yok. Bunun ortasını, evet sen bugün ben rahat ve güzel bir şekilde çalıştım, bu bana yeterli diyebileceğin miktarda soru çözerek çalışmalarına başlayabilirsin. Danışman Aleda demiş ki, LGS için kendimizi nasıl motive edebiliriz? Bu stresten uzak durmak için neler yapabiliriz? Evet, bu da güzel bir soru. Çokça sorulan sorulardan bir tanesi. Şimdi öncelikle herkesin motive olma şekli çok farklı. Özellikle ben motive olmak için motivasyon videoları izliyorum. Bu beni çok güzel bir şekilde gaza getiriyor. Sizler de motive olmak için motivasyon videoları izleyebilirsiniz. LGS'de başarılı olmuş kişilerin tecrübelerinden faydalanabilirsiniz. Bu konuda uzmanlaşmış kişilerin röportajlarını izleyebilirsiniz. Bunun yanında müzik dinleyebilirsiniz. Yürüyüş yapabilirsiniz. Ya da zihninizi rahatlatacak hobileriniz varsa bunları yapabilirsiniz. İnanın bunlar da hayata olan bakış açınızı ve LGS'ye olan motivasyonunuzu artıracaktır. O yüzden bu noktada kendinizi iyi tanımanız gerekiyor. Beril Cehiz demiş ki, eskiden kitap okumayı çok ama çok severdim ama yaz tatilinde çok boşladım. Şimdi hiç okumak istemiyorum. Ne yapacağım? Beril'cim, kitap okumaktan çok uzak durmak açıkçası bizim hiç istediğimiz bir şey değil. Bununla ilgili olarak sana şöyle güzel bir tavsiyem var. Canın hiç kitap okumak istemiyorsa bile günde bir sayfa da olsa kitap okumayı alışkanlık haline getirmeye çalış. Bu yüzden günde bir sayfa kitap okumak, biliyorsun ki hiç okumak istemediğimiz bir günde 3-5 dakikamızı bile almayacaktır. En azından bunu yapalım ki sürekli kitap okuduğumuzu zihnimiz kabullensin. Bir süre sonra tekrar bu duygu durumundan vazgeçeceksin ve eski kitap okuduğun zaman dilimlerine döneceksin ve bu senin için çok faydalı olacak. Bu yüzden dediğimi unutma, en az günde bir sayfada olsa mutlaka oku. Mehmet Ceyhun demiş ki, ders çalışma isteğini kaybedenler nasıl geri kazanacak? Evet, bu aslında biraz önceki soruyla da bağlantılı bir soru. Yani aslında cevabım bağlantılı, onu açıkça ifade etmeliyim. Eğer ders çalışma isteğin gittiyse ve şu an 7. sınıftaysan, benim sana tavsiyem, bunu aslında çok fazla kişinin duymasını istemiyorum, o yüzden kameraya biraz daha yaklaşmanı isterim. Ders çalışmayabilirsin ama en azından bir süre. Yani senin bir süre dinlenmeye ihtiyacın var. Bununla ilgili farklı planlamalar yapabilirsin. Gez, dolaş, eğlen. Her neyle ilgilendiğinde onu yapmak sana eğlenceli geliyorsa şu birkaç gün istersen onunla ilgilenebilirsin. Ve bir süre sonra zaten ders çalışman gerektiğini bildiğin için artık ben ders çalışmalıyım hissiyatına kapılacaksın. Ondan sonrasında çalışmalarına dönersin. Ancak şunu unutmayalım, bu erteleme işi ya da ara verme işi biraz daha uzarsa bu ayları bulabilir ve bu olursa bizler LGS temposundan kopabiliriz. Buna dikkat edelim. Şükran Nur demiş ki, derse nasıl odaklanabiliriz? Bunun için belirli yöntemler var mı? Varsa nedir? Evet Şükrancığım, bununla ilgili olarak da yine farklı kişilerin farklı bir şekilde incelenmesi gerekiyor. Ama genel geçer şeyler var. Onlardan istersen birazcık bahsedeyim sana. Öncelikle ders çalıştığın ortamın şöyle detaylardan bir arınması lazım. O yüzden ders çalışma masanın karşısında bulunan çok renkli, ilgini çekecek, hayal kurmanı sağlayacak şeyler varsa önce onları görüş alanından uzaklaştırmanı tavsiye ederim. Ders çalıştığın masanda mutlaka konu anlatımlı kitabın veya soru bankan olsun. Ders çalıştığın masanın üzerinde birkaç kalem ve çalışacağın kitap veya defterlerin olsun. Bunu özellikle dikkat etmelisin. Ve mutlaka öğrencilerimiz şuna dikkat etmeli. Cep telefonu, bilgisayar gibi teknolojik aletlerin bulunduğunuz ortamda olmaması gerekiyor. Bunu eğer odanızdan çıkarabiliyorsanız bu sizin için çok anlamlı ve çok güzel olur. Ve mümkünse bir de süreli çalışmanızı tavsiye ederim. Pomodoro uygun mudur hocam? Evet, Pomodoro'yu yapabilirsiniz. Pomodoro'yu biliyorsunuz farklı dakikalarda yapıyorlar. Benim sizlere ideal olarak önerdiğim 40 dakika ders, 10 dakika ara şeklinde çalışmanızdır. Pomodoro şeklinde çalışırsanız sizin için çok uygun olabilir. Bir bakmışsınız ki saatler çalışmakla geçmiş ve sizler bu işin üstesinden gelmişsiniz. Aysu Kurtuluş demiş ki, 7. sınıfta sadece 7. sınıf konularını mı çalışmalıyız, yoksa ayrıyeten 8. sınıf konularına da bir çalışmak lazım mı? Genellikle 7. sınıf öğrencilerine 7. sınıfın 2. döneminden itibaren 8. sınıf konularına yavaş yavaş başlayabilirsiniz diyoruz. Bu tabii ki size kalmış. Öncelikli olarak 7. sınıfta çok iyi bir şekilde temellerimizi atmamız gerekiyor. Paragraf çözümleri alışkanlık haline gelmiş olmalı. Matematikte çok iyi olmalıyız. İşte fen bilgisi, din, İngilizce
İngilizce, sosyal bilgiler gibi derslerde konu anlatımlarımızı, tekrarlarımızı yapıyor olmamız lazım. Dediğim gibi iyi hisseden arkadaşlar varsa ikinci dönem artık matematik müfredatıyla veya Türkçe müfredatıyla yavaş yavaş başlayabilir. Son olarak Durus Blok demiş ki 7. sınıfta nasıl başarılı olabilirim? 7. sınıfta artık biliyorsunuz okullara döneceğiz ve okullara döneceğimiz için de biz başarıyı her alanda yakalamamız lazım. Bununla ilgili olarak benim sizlere tavsiyem öncelikli olarak okula başladığınız zaman arkadaşlarınızla sosyalleşebildiğiniz kadar sosyalleşmeye çalışın. Bu sizin enerjinizi yerine getirecektir. Çünkü 1 yıl hatta 1,5 yıl kadar evlerimize kapanmıştık. Bu noktada kendimizi geri planda hissettik. Şimdi bu enerjimizi topladıktan sonra artık derslerimizde de başarılı olma vakti gelmiştir. Derslerimizi çok iyi dinleyeceğiz. Ardından evde güzel bir tekrar yapacağız ve günde çok abartmadan sadece belirleyeceğimiz süre aralıklarında önceden planlamasını yaparak test çözümlerini yaparsak tamamen başarı kendiliğinden gelmiş olacak. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.